Merhaba sevgili YouTube, yeni bir Clash of Clans bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sıfırdan FG35 hesabındayım. Bugün galiba yapacağımız baya fazla şey var. Şu sondaları ve madenleri toplayarak başlıyorum. 3 tane işçimiz boşta gördüğünüz gibi. Hemen şurada taş kutumuz var. Kesinlikle alıyorum o taş kutusunda. Bu hesapta 1250 kupa olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Dördüncü işçi alacağız inşallah. Şuradan istekten hazır Nogay aktifken 3 tane kelle avcısı isteyeceğim arkadaşlar. Buradaki görevleri yapmaya çalışıyorum. Burada 3 tane yapmışım kelle avcısını. Şu mücadeleyi tamamladım bu arada. Baskın hafta sonları geldi. Baskın hafta sonlarını yapacağız. Laboratuvardan büyücüyü mü araştırmaya bıraksam? Fark etmiyor. Çok fazla iksir harcadığı için büyücüyü yükseltmeye bıraktım. 3 tane işçimiz boşta. Ordu kamplerini fullemişiz. Maşallahımız var. Hatta o yüzden okçu kaymış bu tarafa. Şey, iki tane okçuyu silelim. İki tane okçuyu buraya koyalım. Melek görevini yapıyorduk çünkü. Royal Pest'te de inşaatçı kitabını alacağız. Ondan sonracığıma 3 tane şeyi nereye bassak? Görevlerden altın deposunu yapmak için altın deposunu basabiliriz. Altın deposunu yükselttim arkadaşlar. Ondan sonracığıma hava savunmasını kesinlikle yükseltelim bence. Hava savunması önemli. Ondan sonra bir tane de okçu kulesini yükseltmeye bırakabiliriz bence. Artık şu savunmaları da yükseltelim ya. Hava patlatıcı zaten maksimum seviyede. Sonra büyücüler maksimum seviyede. Havanları da gideriz. Okçu kulelerinden sonra. Tamam, güzeldir. Yan köyde 2 saat 46 dakikaya 4. seviye olacak belediye binamız. Yan köyde biraz saldırı atabiliriz. 3 tane şeyimiz oldu bu arada. Karşı takımın da 3'müş. Ordu kampimiz oldu. Bundan oran alalım bence arkadaşlar. Barbarlarla. Çok uğraşmayacağım. Oran alsak yeterlidir bence. Hatta belediye binasını aldık galiba. Çok iyi oldu. Yani şunlar falan gitmese utanmasak 3 yıldız alacağız. Utanmasak okçular düşmeseydi. Hatta 3 yıldız aldık arkadaşlar. Biraz yüzde almak için girmiştik ama 3 yıldıza kadar gitti. Güzel. Bir tane daha saldırı yapalım hemen. Şu oyunun sesini birazcık kısacağım. Az önce fazla geldiğini fark ettim birazcık. Yine aynı şekilde saldıracağım. Buradan yolluyorum bütün barbarları. Okçular arkasında. O mayın hiç hoş olmadı. En kötü belediye binasını aldık. Gayet güzel. Yeterli bu kadar. %73 gayet güzel. Bir tane daha win geldi. Güzel. Son saldırımızı da atalım. Allah şu iç kısımdan sadece barbar yollarım biter burası. İstediği kadar tuzak koysun. 30 tane barbar attık oraya. Barbarları dışarı atmasa da bizim faydamız oldu. Böyle %100'ümüzü buradan da alalım arkadaşlar. Bana da videoya bir like atarsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler like atan arkadaşlara. Barbarlarımız köyü temizlerken.
Ana hesaba da bakarız bu arada bu bölümde. Orada yükseltme falan var çünkü. Gayet güzel. Güzel bir şekilde 3'te 3 aldık. Bu arada Nogay da kelle avcısı attı. O yüzden saldırı da atabiliriz arkadaşlar. Kelle avcısı ile. Hatta kupa kasmaya çalışalım. Umarım kasabiliriz. Buradan kasamayız. Çok güçlü bir köy o. Belediye 7'ler geliyor farkındaysanız. Biz belediye 6'yız. 3 tane hava savunmaları var arkadaşların. BB6 geldi hem de 27 kupa veriyor. Çok iyi. Şu hava savunmasını alabilirsek. Okçu Kulesi'ni de aldık arkadaşlar. Kelle avcılarıyla. Tamam ya, 27 kupa aldık gibi, çok iyi. Eğer süreden kaybetmezsek, üçleyersek 27 kupa gelecek. Üçleyebilirsek. Kelle avcıların canları gitmiyor bu arada ya. Yüksek level birimleri ya. Bu seviyedeki okçu kuleleri falan filan kelle avcılarına hasar vuramıyor neredeyse. Bir de kötü de vurmuyorlar yani. Normalde bunlar kahramanları eritmek için hero'lar oldukları için. Maşallah var yani kelle avcıların. Baksana vurdu hasara, tower'lara. Şu seviyelerde. Tamam, daha 1 dakika 40 saniyemiz ve 3 tane kelle avcımız var. Şu 3 tane inşaatçı kulübesini de alırlar diye tahmin ediyorum ben. Baksana. 4 tane vuruşta alıyorlar zaten. Gayet de seri vuruyorlar. Yürüme hızları da gayet iyi. Koşturun bakayım. ...27 kupa muazzam bir kupa bu arada, bu seviyelerde bizim için. 1250 kupa olursak 4. inşaatçı alacağız arkadaşlar. 450 elmas gelecek. Ki 4. inşaatçı bizim için çok önemli. Gayet güzel. Tekrardan basmaya koyalım. İstek 7 dakika sonra isteyeceğiz. Klan Savaş Ligleri başladı. En sonki videoda şey yapmıştık. Hatta haklarımızı kullanmışız. Avenger niye 8'e dalıyorsun ya? Yok, 8 Avenger'a dalmış. Ha tamam. Oh. Güzel. Çınar 10'uncuyu almış. Avenger 2 yıldız almış. Nogai üçlemiş. Biz de saldıracağız. Hatta bu videoda o saldırıyı da yapabiliriz belki, durun bakalım. Hani hesabımızda bu arada Royal Pass aldık arkadaşlar en sonki videoda. Onun da biraz faydalarından yararlanarak tane saldırı yemişim. Çok da derdim de değil. Araştırma iksirinden kitap geldiği için tazıyı max level yapmaya doğru gideceğim arkadaşlar. Çünkü en uzun süren tazı gibi duruyor. Ve kullanıyoruz da zaten. Şöyle araştırma iksiri bir tane, iki tane. 3 gün 14 saati kalsın onun. Şunları toplayalım. Klan Savaş Ligi'nde herkes saldırılarını yapar diye umut ediyorum. Beşinci kim bakalım. Klan kalesi dolu. İki tane çoklusu var. Yani elektrolarla bence bu köyün içinden geçilir bu arada.
Ama ejderha yapacağım daha garanti olması için. Köy çünkü çok bitişik. Ya da elektro mu yapsam ya? Bir de şöyle yandan saldırsa kava savunmaları da bakmıyor. Valla köy gel bana elektro ile saldır demiyor mu arkadaşlar? Bence öyle diyor. Sizce? Bunu 10 tane değil de 4 tane yap. Hava tuzaklarını tetiklesek yeter diye düşünüyorum. Bir tane zehir, geri kalanı yıldırım yap. Güzel. Klan Savaş Ligi'nde şu an İran diye bir klan 18 yıldız almış. Bakalım. Buradan 400 puan aldım. Bir de baskın haklarımız var. Nogai ve Avenger saldırmışlar. Güzel. Şimdik. Buranın yan köyünde saldırı hakkımız var. Şu saat kulesini şu makineyi yükseltmeye bırakalım ya. Esinliklerden burada da kelle avcısı yapıyorum bu arada arkadaşlar. Kelle avcısı istesem mi istemesem mi diye düşünüyorum şu an. Her türlü bunların basılması daha uzun sürecek kelle avcısından. İsteyeyim. Belki gelir belki gelmez bilmiyorum. Klan Savaş Ligi'ni bu videoda da yapamayabiliriz belki. Çünkü ordum hazır değildi pek. Gördüğünüz üzere. Elektrolara yeni bastık. Allah bu köye lan çurt diye dalarım ben. Evet, top arabalarını da attık. Bombacı ölmesin ya. Bombacı şurayı bombala. Şu eziciyi düşürmeniz lazım. Bir daha vurdu ya. Hayvan ezici. İkisi birden aynı anda nasıl düştü ya? Okçu kulesi düşürdü galiba diğerini de. Şu kahramanın yeteneğini bir daha basacağım. Büyük ihtimal kazanırız diye umut ediyorum karşı %100 almazsa. Tek okçu kulesi kaldı zaten. Bombacı duvar temizliği yapıyor. Buradaki top arabası tek başına güzel iş yaptı ama bu arada arkadaşlar. Ana. Tuzağa gittik ya la. Neyse her türlü zafer geldi güzel. En ucuz duvar şu an 720 bin değil mi? 2 adet güç iksiri. 20 taş karşılığında satmak ister misin? Evet satalım. Güç iksiriyle işim yok çünkü kullanmıyorum arkadaşlar. İki tane ezici de bu tarafta. Üstten saldırırım ben de. Duvar yıkıcılar, yıkın duvarları.
Arabalarımızın hepsi bayılmış ya. Neyse yine çok iyi oran aldık da. Bir tane çift top kaldı köyde sadece. Eğer şu ezicileri alabilirsek. Ama alamayacağız. Bayıldı. Hep bir tane savunma kalıyor, fark ettiniz mi? Önceki maçta bir okçu kulesi kalmıştı. %100'ün kıyısından dönerkene biz. Oha. Oh be. Onu da alır daha çok yakında. %50 tek yıldız alabilmiş arkadaş. Bu eli dayandık. Savaş makinesini bundan sonra yükseltmeye bırakacağım. 12. seviye yapacağız artık. Allah'a şükür. O da merkezi. Elektro olsa şu köye elektro ile bir saldırdığınızı düşünün. Top arabaları çalışın. Merkezine gireydin keşke ya, kahraman. Kahraman yine satıyor. Havan top arabaların içinden geçti. Şu top arabaların 18 seviye yapmak lazım ya. %52 yıldız yine iyi bir rakam. Ama kazanmamız yeter mi bilmiyorum, ama kazanırsak güzel bir ödül gelecek. Valla 140 bin gelecek. 130 bin yerine 10 bin kar edeceğiz. Umarım kazanırız. Bilemiyorum kazanabilecek miyiz. Kara iksir kasmamız lazım bu arada bu hesaba. O yüzden şu barbarlarla bir saldırı atabiliriz. Ama barbarlarla nasıl kara iksir kasacağım? Kazanamadık. Anla ki. Sağlık olsun. Çok dışarıda savunması var burada. Ya yine direkt oraya gitti ya. Şu duvar kırıcılar, aha oraya gitmedi. Duvar kırıcılar işini erkenden yapsa çok güzel olacak. Sürekli ezici ölüyor kahramanımız. Tanklayacak bir şeyimiz kalmıyor. Duvar yıkıcıları biz boşuna alıyoruz ha. Yıkmıyorlar ya. Neyse bu sefer kazandık diye tahmin ediyorum. Ne karşı taraf %100 almaz ise. Ömer Bulut'muş bu arada saldırdığım kişi de. İki Türk olarak. Bakalım Ömer Bulut mu biz mi? Eskiden Umut Bulut sen bu işi unut diyordum. Bir tane arkadaşım vardı, bir de Umut Bulut diye bir tane futbolcu mu vardı, soyadı Bulut olan bir futbolcu mu vardı? Umut Bulut'tu galiba. Umut Bulut sen bu işi unut diyorduk. Burada bu arada bir şey yoksa tamam, savaş makinesini yükseltmeye bıraktım. Saat kulesini de hızlandırdım arkadaşlar. Bir gün 19 saat diyor herhalde. Evet. Ama hızlandırdım. Birazcık daha azalacaktır diye düşünüyorum.
Burada işçi boşta değilmiş bu arada. Top 4 saate boşa kalacakmış. Onu bilmiyordum. Bir yanlış hesaba girdim. Sıfırdan FG35'e girecektim ya. Aynı hesaba tekrar girdim. Sıfırdan FG35'e giriyorum. Oradan istek isteyebiliyor muyum? Bir ona bakacağım. Burada 1250 kupa olmamız çok önemli benim için ya. Dediğim gibi dördüncü işçiyi ne kadar erken alırsak o kadar iyi. Üç tane şundan istedim. Şu ödülleri de taşa falan çeviremiyor muyuz? Fazla iksiri vesaire. Burada çok güzel ganimet var. Ganimetlerle laboratuvar yükselteceğiz. Alınması gereken şeyler alacağız. Depoları yükselteceğiz. Onun dışında diğer şeyleri bir level bırakacağız. O şekilde. Yan hesabımızdan baskın saldırılarını yapalım mı? Ya da onu diğer videoya bırakalım bence. Yani bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. İkisinde yan köylerinde saldırılar yapmış olduk. Hem de bunun ana hesabında saldırı yapmış olduk. Biraz bu yan köy videosu olmuş gibi düşünebilirsiniz. Bunu 1250 kupa yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Sonraki videoda büyük ihtimal başkent saldırılarını yaparız. Klan Savaş Ligi saldırısını da sonraki videoda ya da ondan sonraki videoda yapabilirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın ve bay bay.